1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Değerli takipçilerimiz, bizi tercih eden hasta ve hasta yakınları, Avrasya ailesi çalışanları, yayınımıza olan ilgi, alaka, beğeni ve yorumlarınıza teşekkür ederek hepinize hoş geldiniz diyoruz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde bilinçli aile, sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı programları kapsamında bildiğiniz gibi her ay sizlerle anne ve bebek sağlığı adına bu programlarımızda dijital buluşmalar sağlıyoruz. Bu ay konumuz COVID-19 ve çocuklar.
Yaşadığımız pandemi sürecinde bu hastalığın çocuklara ilişkin bulaş durumu, ölüm riski durumu, çocuklara COVID aşı durumu çok merak edildi. COVID-19'un pik yapması ve son zamanda çocuklarda da görülmesi sebebiyle de bugün bu konuya ilişkin önemli hususlara değinerek aileleri bu konuda bilgilendireceğiz. Türkiye'nin sayılı neonatologları arasında yer alan Avrasya Hastanesi'nin de yeni doğan yoğun bakım ünitesi bilimsel danışmanı Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu hocam öncülüğünde hastanemizin çocuk hastalıkları uzmanı uzman doktor Mehmet Ali Talay, enfeksiyon hemşiremiz Gülhan Seçilmiş yayınımızda bize bu konuda tecrübelerini aktaracaklar. Ben sizlerin huzurunda öncelikli olarak hepsine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, 22 yıldır tüm branşlarda olduğu üzere kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları poliklinik ve servislerimizde olağan başarılar gösterdik. Ülkede, çevrede anne ve babaların çocuklarını güvenerek emanet edip onları dünyaya getirmek için tercih ettiği bir sağlık kuruluşu olduk. Aileler bu tercihi yaparken sürecin takibi ve doğumu gerçekleştireceği yeri seçerken eminiz en kıymetli varlığını güvenerek teslim edeceği ve onun tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir hastane arayışı içindeler. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda anne ve bebek sağlığı için birbirinden başarılı doktorlar, hemşireler ve sağlık ekibimiz bir arada. Gerçekten hem kadın hastalıkları hem de çocuk polikliniklerimizde seçkin, ilgili ve sevgi dolu medikal kadromuzdan oluşmakta. Sizlere sağlık ve sevgi sunuyoruz derken tam da bu noktada buluşmuş oluyoruz. Size şifa yanında en ihtiyaç duyulan şeyi, ilgi, alakamızı da sevgi dolu yaklaşımımızla katıyoruz. Üstün ameliyathanelerimizi, doğumhanemizi, dünya standartlarında yeni doğan ünitelerimizi, yenilenen hastane mimarımızı gelip görebilir, sağlıklı bir gebelik ve tam teşekküllü bir hastane ortamında doğum hizmetleriniz için Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ni tercih edebilirsiniz. Her zaman gerek anne adayları için, gerek bebek sağlığı için önemli bilgiler içeren seminerler gerçekleştirdik. Evet, yıllar süren bir sosyal sorumluluk projemizdi bunlar. Kuruluşumuzdan itibaren gerçekleştirmiş olduğumuz. Evet, anneler ve bebeklerini önemsedik. Gerek hastane içinde, gerekse hastane dışında yıllardır sosyal sorumluluk projelerimiz olarak bunları üstlenerek bu konuda seminerlerimizi gerçekleştirdik ve tüm katılımcılarımız tarafından da yoğun ilgiler gördük. Pandemi dolayısıyla onları bir süredir bir araya toplayamıyoruz ama dijitalden bunu sosyal sorumluluk edinmenin vermiş olduğu bilinçle hareket ediyoruz. Çünkü kurum olarak edindiğimiz misyon, vizyon doğrultusunda toplumun sağlığını önemseyen etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası sunan bir sağlık kurumu Avrasya Hastanesi. Evet, Nisan ayının ilk günündeyiz. Nisan ayı özel de bir ay. Neden? 23 Nisan Çocuk Bayramı da var bu ay içinde. Evet, isteriz ki bir ay değil, tüm günler çocukların olsun, bayram tadında olsun. Avrasya Hastanesi olarak amacımız onların kaliteli bir doğumla dünyaya gelmesi, bedensel ve ruhsal gelişimlerinin güzel bir şekilde takibi ve aynı kalitede süren yaşam haklarının olması. Sağlıklı nesiller yetişsin ve gelişsin istiyoruz. Bunun için de gerekli olan tüm çalışmalarımızı her daim gerek sizlerle paylaşarak, gerek kendi içimizde bir araya gelerek, fikirler oluşturarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz de bunun için tüm altyapı ve donanımla ekibimizle çocuklarımızın ellerinden tutalım istiyoruz. Bunun yanı sıra, evet, Nisan ayında ne dedik? 23 Nisan var dedik. Bugün Nisan ayının ilk günü. Bunun dışında 1-7 Nisan hocam kanser haftası aynı zamanda. Bizler de Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir duyurumuz oldu. Özellikle dışarıda herhangi bir yerde görüşmelerinizi, muayenelerinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz dedik. Sağlığınızı ihmal etmeyin dedik. Diğer hastalıklarınızı sizi daha ciddi sağlık sorunlarına götürebilir dedik. Buradan
tüm halkımızın da bilmesini isteriz ki biz bu süreci hastane olarak kontrol altında yönetiyoruz. Enfeksiyon hemşiremiz de burada. Eminim birazdan kendisi de değinecektir. Tedbirler almaya yönelik birçok komiteler toplanıyor. Çalışan güvenliği, hasta ve hasta yakını güvenliği için birçok risk değerlendirmeleri yapılarak planlamalar doğrultusunda anında uygulamaya geçiyoruz. Yani ne diyoruz? Korkmayın, sizi en az sizin kadar burada düşünüyoruz diyoruz. Evet, Profesör Doktor Asil Nuhoğlu Hocam açılışta da bahsettiğim gibi bu programlarımızda büyük emekler gösteriyor. Yıllarca da takdir edilecek başarılara sahip kendisi. Evet hocam, hoş geldiniz diyorum tekrardan. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gönül. Sözü size bırakıyorum. Vallahi o kadar güzel bir açılış yaptın ki. Hani bu 22 seneden beri Avrasya Hastaneler grubunda çocuklar, evet, ve dolayısıyla annelere, kadınlar çok adına kıymetliler ve tabii ki tüm sağlık adına da yapılanları çok kısa bir şekilde özetledim. Özellikle çocuklar adına ki içinde yaşadığımız ayın da farkındalık ayı, evet, olması nedeniyle çok güzel bir şekilde vurguladın. Çok teşekkür ediyoruz tüm vurgulamaların için. Evet, ben de bu arada Kasım ayından itibaren dijital platformda birlikte yine başlattığımız Avrasya Hastaneler Grubu olarak başlattığımız ki bu şeydir, olaylardır bize öncülük eden Hastaneler Grubu, evet, işletme direktörümüz Sayın İbrahimoğlu da her zaman için yanımızda, birlikteyiz zaten, evet, onda. Kendisine teşekkür ediyorum tüm çocuklar adına. Ve biz gelişmiş ülkeler ve sağlıklı toplumlar için temel çocuklardır diyerek koruyucu çocuk sağlığı programlarına aylardan beri özellikle her ayın ilk perşembesi başlıyor, yapıyoruz. Evet. Bugün de ilk perşembe bir Nisan'a denk geldi. Evet. Onun için bir Nisan'a başlattık ama tabii ki sevgili Gönül'ün de vurguladığı gibi sadece bir Nisan değil, tüm Nisan ayı boyunca çocuklara yönelik çok önemli konulara değişik aşamalarda, değişik platformlarda yine farklı meslek grubundan arkadaşlarımız hastanemizde bu konuya değinecekler. Örneğin kanser haftası deyince, evet, çocuklarda da kanser görülüyor. Tabii. Çocuklar bilirsin, her dönemde çok önemli. Çocukların annelerinin, anne adaylarının kanserleri de önemli. Artık kanser erken tanı koyulduğunda önlenebilen bir hastalık ve özellikle de Avrasya Hastaneler Grubu'nda onkoloji bölümünün ve radyasyon onkolojisinin çok önemli olduğunu biliyorum. Ve hatta bu bölümü kuran arkadaşlarımızdan yine rahmetle anacağım. Gökhan Töre Bey'i de yine rahmetle anmak istiyorum. Ki hastanemizde bu bölümü kuran ama şu anda da çok değerli arkadaşlarla beraber çok kıymetli bu hizmet yürütülüyor. Evet hocam. Evet, değerli anneler, babalar, anne baba adayları, büyük anneler ve büyük babalar. Bizim hedefimiz sağlıklı nesiller ve gelişmiş toplumlar için annelerin ve tabii ki babaların sadece doğum öncesi değil, ergenlik döneminden başlayarak çok iyi bir şekilde bilinçlendirilmeleri ve bilinçlendirilerek güçlenmiş ailelerin sağlıklı bebek doğurabilmeleri ve sağlıklı olarak dünyaya gelen bebeğin de biraz önce Gönül de vurguladığı gibi hastanemizde genel yaklaşımımız öyle, sadece bedensel yönden değil ruhsal, bilişsel açıdan da en üst düzeyde gelişebilmeleri ve böylece de sağlıklı bir toplumun temellerinin atılabilmesidir. Konumuzda genellikle her ayın ilk perşembesi koruyucu çocuk sağlığına yönelik programlar yapıyorduk. Ancak hepinizin de bildiği gibi son bir ayda ülkemizde COVID-19 vakalarının artması, özellikle çocuklarda da sorunların gündeme gelmesi nedeniyle, evet, bugünkü konuşmacımız sevgili Mehmet Ali Talay Bey dedi ki hocam, madem ki böyle güncel bir konu, biz de Avrasya Hastanesi'nde koruyucu çocuk sağlığına yönelik bu konuyu gündeme getirelim diye teklif getirdim. Ben de yine ilgililerle konuştuğum zaman bana da mantıklı geldi. Ve bu arada tabii ki COVID-19 bir enfeksiyon hastalıkları olduğu için enfeksiyon hastalıkları bölümünde de yine enfeksiyon komitesi sorumlu hemşiremiz Gülhan Hemşire'yi da davet ettik. Bugün onlarla birlikte özellikle COVID-19'u konuşacağız. Ancak öncelikle konunun önemine dikkat çekmek ve tarihteki pandemileri de çok kısa da olsa sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyiciler. İnsanlık var olduğundan beri bildiğiniz gibi pandemiler oluşabilmektedir. Tabii yüzyıllar içerisinde çok sayıda pandemiler oluşmakla birlikte genel yaklaşım aynı olacağı için özellikle en büyük önem arz eden
bazılarına dikkat çekmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım, sizler de biliyorsunuz, veba, kara veba özellikle tarihteki en önemli pandemilerden birisidir ve 700 yıl gibi, yani yüzyıllar boyunca sürmüştür. Tabii ki artık teknolojinin geliştiği dönemlerde böyle bir şey düşünmüyoruz ama o dönemlerde de meydana gelen durumlarda tabii ki o zaman tıp yetersizdi, teknoloji yetersizdi. Bunun doğrultusunda da hatta Avrupa nüfusunun yarısını kaybettiğimizi biliyoruz. Ve bu arada zaman zaman hastalık önlenebilmiş ama yeniden hastalık ortaya çıkmış. Yine hepinizin çok iyi bir de çocuk bölümünde çok yakından ilgilenen çiçek hastalığı. Evet. Hepinizin bildiği gibi aşılar sayesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün katkılarıyla da 1970'li yılların ortalarında tarihten yeryüzünden silinmiştir. Yine tabii pandemi yapmamakla beraber aşılarla eradike edilen hastalıklardan birisi de çocuk felcidir. Ki bunu yakın geçmişimizdeki birçok kişi çok iyi bir şekilde bilmektedir. Yani koruyucu sağlığında çok önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Artık günümüzde yalnız şunu bildirelim. Çiçekle su çiçeği farklı. Çiçek deyince bazı aileler su çiçeğini kastırır. Su çiçeği çok daha tabii o da bir viral hastalıktır. Vücudun bağışıklığını kırabilir. Ki su çiçeğine bağlı da aşı vardır ama çiçek çok daha korkutucu, daha zor bir hastalıktır. Evet, demek ki tarihte böyle çok önemli pandemiler olmakta. En son olarak da geçtiğimiz yüzyılda Birinci Dünya Savaşı yıllarında İspanyol gribi yine bir önemli bir pandemi olarak karşımıza çıkmıştı. Ben özellikle COVID çocuklarda meydana getirdiği bedensel sağlık sorunları bir yana sekonder problemler dediğimiz, hani eğitime bağlı hareketsizlik, ruhsal sorunlar, anksiyete, ailelere bağlı, ailelerdeki ekonomik sorunlar, beslenme ve diğer sistemleri tutan bulgularının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz ki bu konularda hani gerçekten güzel çalışmalar, araştırmalar yapan ve bu konuda ülkemizdeki birçok sempozyuma katılan çok değerli bir çocuk doktoru meslektaşım yanımda bulunuyor. Evet, Mehmet Ali Talay. Bugün daha çok COVID hastalığından değil, COVID sonrası veya evde kalan çocuklar, özellikle 18 yaş altı çocuklar eve kapandı. Bu COVID'den dolayı çocukların eğitim, aktivitelerin azalması, beslenme bozulması, artı uyku bozuklukları ve COVID'den dolayı artı çocukların düzeninin bozulması, meydana gelen korku, fobi, anksiyete gibi sorunların ortaya çıkması, mutasyon geçiren virüsten dolayı çocuklardaki son durum ne ve çocuklarla ilgili aşılamayla ilgili herhangi bir çalışma ya da ne aşamada şu an çocuklar aşılanacak mı, o konuda bahsedeceğim. Bildiğimiz bir COVID çocuklar tutukluğunda aslında yetişkinlere benzer bulgular çıkıyor. İşte yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, zaman zaman çocuklarda karın ağrısı ve ishalede yol açabiliyor, eşlik edebiliyor. Genel vücut ağrısı ve daha ağır seyreden çocuklarda, özellikle bu mutasyondan önceki çocuklarda hani ağır seyredenler daha çok akciğer problemi, yani hızlı nefes alma ve geç dönemde ya da COVID'i ağır geçirip ya da daha sonraki dönemlerde de kalbi tutmalarda, özellikle bizim mutluluk sistem COVID sendromu dediğimiz birçok sistemi tutan ve kalbi en çok etkileyip ve çocuklarda ölümlere yol açan problemlere yol açtığını biliyoruz. COVID'in çok spesifik bir tedavisi yok. Medikal destekleyecek tedaviler ve çocuklarda belli ilaçları zaten belli bir yaş altı kullanabiliyoruz. Daha çok destek tedavisi, işte vitaminler vermek. Okulları kapattık. Çocuklar içeri, 18 yaş altı özellikle bahsedeceğimiz durum. Hepsi içeri alındı. Bunların eğitimi bir kere kesintiye uğradı. Bu kesintiye uğrayan eğitimde ister istemez çocuklarımızdan negatif etti. Çocuklar okula gidemediği için doğal olarak online eğitime geçti. Online eğitimde bir takım aksaklıklar ortaya çıktı. Çocukların çünkü bu eğitimi alabilmeleri için özellikle alt yaş grupları online eğitime adaptasyonu çok zor oldu. Yapılan çalışmalarda Türkiye'de özellikle en son bizim Çapatı Fakültesi'nin çalışmada hocalarımız %30 civarında özellikle 10 yaş altı çocuklarda bu online eğitimi yapamadıklar görülmüş. Buna mukabil olarak yine UNICEF'in yaptığı bir takım çalışmalarda eğitim, kesintili eğitim ya da online eğitim çocukların başarısı üzerinde ciddi şekilde olumsuzlukları olmuş. Özellikle öğrenme,
matematik problemleri veya matematik beceri problemleri çözmede ciddi şekilde bozulmalar ve öğrenim güçlüğü ortaya çıkmış. Çocukların sınavlarda veya onların eğitim ölçme değerlendirmelerinde çok zorluklarla karşılaşmış. Bunlar temel çocuklardaki eğitimle ilgili problemler. Peki bunlarda neler yapılabilir diye? Bunda tabii ki herkesin görevi, ebeveynin, işte komşunun, artı bütün mahallenin, artı devletin, herkesin bir görevi. Herkese düşen görevler var. Görevler var. Herkes üstüne düşeni yapmak zorunda. Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu, bunda sosyal basında da gördük. İşte bir bilgisayar, bir tablet, dersini rahat online alabilmesi için onların tedarik edilmesi, artı internetin olmadığı yerler. Çünkü Anadolu'nun birçok yerinde biliriz, bazen biz Anadolu'ya gideriz, memlekete gideriz. Bir tepede internet çekiyor, bir tepede çekmiyor. Öyle durumlarla karşılaştık ve basında görselde görülüyordu. Çocuklar bazen belli yerlere çıkıp ancak eğitim alıyor. İşte bu aksaklıkların giderilmesi gerekiyor. Çünkü benim kızım da okula gidiyor. Gerçekten önceki başarısıyla şu anki başarısı arasında bir fark var. Online eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimlerini tutamıyor. Hatta çocukların online eğitimden sonra yüz yüze eğitimi başladıklarında da adaptasyon sıkıntısı çektiği ortaya çıkmış. Onun dışında eğitim dışında özetlersek yani bunların giderilmesi için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Gerçekten hiçbir zaman yüz yüze eğitim, yani ders derste öğrenilir derler. Bu doğru bir terim. Eğitimle ilgili söyleyeceklerim daha çok şey var. Çocukların uyku düzenleri bozuldu. Çünkü belli bir saatte uyanıp okula gidiyor, belli bir saatte geliyordu eve. Ve bu düzen bozulunca ister istemez sosyal hayatı çok her yönünü etkilemeye başladı. Yani psikososyal olsun, çünkü dışarı çıkamıyor, uzun süre uyuyor. Yani zamanında kalkıp o düzeni bozulunca o eğitimdeki başarısını arttı etkiledi. Sinirlilikler, asabiyetler, annelerin daha çok hani psikolojik destek çocukları istemeleri bir döneme girdik. Onun dışında fiziksel aktivite azaldı. Peki bu fiziksel aktivite neydi? Çünkü okuldayken belli bir düzende beden eğitim dersleri vardı, spor yapabiliyorlardı. Çocuklar haftanın sonları parklara gidebiliyor. Bunlar hiçbirini bu dönemde yapamadıkları için doğal olarak da bunlar aksamaya başladı. Ve bunlar aksayınca çocukların özellikle obeziteyi tetikleyen bir sonuçta o enerjilerini harcamaları gerekiyordu. Burada ne yapabilir? Uyku düzenleri eski sisteme ebeveynlerin çocukları geçirmeleri gerekiyordu. Artı ev içi çocuklara bir takım egzersizler yaptırabilir. Küçük çocuklar işte hoplama, zıplama, daha kuvvet gerektiren işler, örneğin masadan değil kanepenin üstüne çıkma gibi egzersizler yaptırılabilir. Çünkü çocuklar evde oturduklar zaman, küçük çocuklar özellikle televizyon önüne çok ekrana kilitleniyorlar. Evet. Daha büyük çocuklar bilgisayar ve tabletlerin başında mutlaka günde en az bir kere de olsa bir saat kadar çocuklara egzersizler yaptırılabilir. Hatta asansörü olan evlerde çocukların asansörle değil merdivenle çıkmaları daha sağlıklı olur. Dışarı çıkabilen çocukların mutlaka belli sayı dışarıda, parkta olabilir. Yani parkı olmayan yerlerde ise açık alanlarda yürüyebilirler, egzersiz yapabilirler, hafif sporlar yaptırılabilir. Bunlar çocuklara yaptırabilir çünkü gerçekten o sedanter şey onların bütün vücut aktivitelerini geriletebiliyor. Bu uyku düzeninde etkili olmuş süre sonra... Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı olaylar zaten. Evet. Çin'de yapılan bir çalışmada özellikle çocukların görmeyle ilgili okulları başlattıktan sonra çocukların bazılarında görme problemi oluyor. Yapılan çalışmada özellikle ciddi şekilde yaklaşık 1-1,5 kat miyopinin arttığını gözlemişler. Hı hı. Yani pandemi döneminde çocukları eve kapattık. Çocuklar bilgisayar, telefon, eğitim o şekilde aldılar ama miyopi artışını fark etmişler ve bunu çok ciddi şekilde bu özellikle yapılan öneri şu an bu pandemi sonrası bütün çocukların hastane, doktora gidip bir göz muayenesi gerektiğini öneriyor. En önemli sorunlardan biri ülkemizde de ciddi bir sorun çocukların ruh sağlığı. Gerçekten de çocuklarda ciddi bir ruhsal problemler oluştu. Çünkü günlük neredeyse hani 3'te 2'sini televizyon veya şu önünde geçiriyor. Evet. Ciddi sosyal medya maruziyetiyle karşı karşıyayız. Bu maruziyet ister istemez çocuklardan negatif etkiliyor. Artık Covid'den işte ölenler,
İnsanlar kendi aralarında konuştuklarında çocuklar da bundan etkileniyor. Ebeveynini kaybedenler oluyor ya da akrabasını kaybedenler oluyor ya da babasını, annesini, dedesini kaybediyor. Bu çocuklar üzerinde çok ciddi şekilde olumsuz etki oluyor ve ciddi korku, fobi ve anksiyeteler başlamış. Ülkemizde de özellikle bu konuda Amerika'da çok çalışma var. Amerika'da ciddi şekilde bu konu eğilmektedirler. Bu korku ve anksiyetelerle ilgili. Sebebi de çocukların işte bu sosyal medya maruziyetleri. Bunu tabii ki azaltmanın yolu çocuklarla ebeveynlerin bir şekilde iletişim kurarak bu dönemde çocukların mutlaka öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla online olarak sosyal medya üzerinde ebeveyn bunun hazırlığını yaptırıp tabii ki büyük çocukları belki hani özel konuşurlar değil de ama teşvik edip konuşmalarsam bu çocukları bir şekilde rahatlatacaktır. Ve çocuklara o özgüven verilmeli. Sonuçta bu bir pandemidir. Dünya, hocamız da başta anlattı. Dünya geldi geleli benzer pandemiler yaşandı. En son işte İspanyol gribi. Çocuklara bu konuda hem bilgi verilip hem bilinçlendirip hem de onlara o desteği verip fikir açısından. Onun dışında ailelerin yine bu aile içi şiddetler, ailedeki sosyal problemler yine bu anksiyete çok var. İşini kaybetmiştir ya da anne işsiz kalmıştır. Bu işsizlikten dolayı birbirini zincirleme tarzda genel olarak kavgalar. Hatta son dönemde ben en son gelmeden önce bir avukat arkadaşıma sordum. Yani pandemi döneminde boşanmaların oranıyla iki katına çıktı. Arttı. Üç katına çıktı diyor. Tabii. Yani çok daha şeyler hani burada söylenmeyecek şekilde bakanlar çok fazla. Gerçekten çok. Hani ben biraz güldüm ya bunun içinde boşanmış mı? Ve gerçekten boşanma davaları açılmıştır. Yani bu yüzden pandemi insanların üzerine gerçekten bir karabasan gibi geldi. Ve ailenin sosyal açıdan, ekonomik açıdan birçok şeyi etkiliyor. Ve bu ebeveynden ister istemez, tabii ki çok küçük çocuklar bunu anlamayabilir ama 18 yaşındaki veya 15 yaşındaki çocuk çok rahat anladığı için ister istemez bundan etkileniyor. Bunu ne yapabiliriz? Biraz önce anlattığım gibi yani çocukları genelde arkadaşlarından tamamen bağları kopmaması için sosyal medyayı kullanarak, online olarak, telefonla bir şekilde öğretmenleriyle, akrabalarıyla görüştürmesi gerekiyor. Zaman zaman yani kısıtlamalar olmadığı dönemlerde dışarı çıkarmak, gezdirmek, açık alanda kalabalıkları kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Bunlar faydası olacak. Hani, konular aslında çok tabii önemli. Evet. Şimdi aslında şöyle bir 5 dakikada ana başlıklarını, şimdi çünkü sekonder etkiler çok önemli. Hatta sen bunları anlatırken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Küçük bir broşür hazırlayarak belki tanıtım yapabiliriz. Gerçekten çok güzel hazırlanmışsın. Şimdi diğer hani şeyler şöyle beslenme özellikle gibi. Biri de beslenme. En çok çocukların beslenme düzeni çok bozuldu. Çünkü okullardayken çocuklar, özellikle küçük çocuklar, ana sınıfında orada belli bir düzende beslenip, belli bir düzende gidiyordu. Bu bozuldu. Bozulduğu için büyük çocuklar, uyku düzeni bozulunca kahvaltı saati değişti. İster istemez çocuklar abur cubur, karbonhidrat yerine ve hareketsiz var. Obezite çok arttı, insülin direnci arttı. Peki bunlarda neler önerebiliriz? Yani bu beslenme kesinlikle ana öğünleri hafif almaları, çok fazla hani bütün öğünü bazı anneler sever. İşte çocuk her şeyi yesin, kilo al. Öyle değil. Daha hafif alacak ki, daha hafif ara öğünler, alacağı gıdalar daha çok immün sistemini destekleyici gıdalar olmalı. Artı kalorisi düşük ve lifli yiyecekleri tercih etmeliler. Tabii ki piyasada bir takım preparatlar var. İşte savunma sistemi güçlenici, örneğin karamür, beta-glukan, çinko, C vitamini içeren gıda. Yani bunları tercih edebilirler. Bu da sonuçta bunu. Ama özellikle beslenme belli bir düzene gelmeli. Aksi halde obezite ciddi şekilde yani oransal olarak hani bir önceki dönemle şu karşılıklı %40 civarında ciddi artış olmuş. Zaten ülkemiz Avrupa'da obezite de birinci biliyorsunuz. Dünyada dördüncü. Yani bu da bir ekstra çünkü çocuğun yaşam kalitesini de yaşam hakkını da etkileyebilen önemli bir olay. Kesinlikle yani aile içi şiddet maruziyetlerden tabii ki burada da bir sosyal problem. Buna devletin ve sosyal kuruluşların el atması gerekiyor. Ailelere yardım etmesi. Mutlaka bütün ailenin işini kaybeden aile olur ve bu ister ailenin düzeni tamamen bozuluyor.
işte biraz önce dedim, yani aile içi şiddet artıyor. Çünkü bir yerden hırsını çıkarıyor. İnsanlar evet bozulabiliyor. Buna mutlaka desteklenmeli. Bu tabii ki bu sosyal projeler sadece hani devlet değil, yardım kuruluşları vesaire de yardım etmeli. Yani bu konuda çalışmalar zaten ülkemizde çok var. Kuruluş aslında el altımızda, çözemeyeceğimiz bir sorun değil. Aşıyla ilgili henüz dünyada yani çocuklara aşılama başlamadı. Ancak Mayıs ayında en son 3 gün önce Ayper Sommer Profesör Öderse Çocuk Enfeksiyon Hastalığı'ndan Çapatı Fakültesi'nden hocamız. Yani Mayıs ayı sonunda 16-18 yaş altı BioNTech ve Sinovac firmaları faz 3 çalışmalarına başlayacaklarını söylediler. Daha önce Johnson & Johnson firması, Amerikan firması çocuklarla ilgili tek doz aşı üzerinde çalışmaları. O da gene bu Haziran ayında başlamayı planlıyor. Tek doz oranı çocuklara aşılamak açısından. Tabii ki bizim aşı dedik, çocuklarda sadece COVID aşısı değil, diğer aşılarda da aksama oldu. Pandemide çocuklar yapılan çalışmada %10 eskiden düzenli aşıya giden çocuklar gitmemiş. Bu ciddi bir problem. Çünkü yani biz aşılamaya gelen çocuk yüzdesi ne kadar mesela? Yani şu anki çalışmada, bu Çapa'da yapılan bir çalışmada %10 bir azalma. Ha, bizim kendi hastane bünyemizde daha fazla olabilir. Yani benim klinikte daha fazla olabilir. %30 civarı benim yani kendi takip ettiğim hastalarda azalma olduğunu görüyorum. Yani gözlem olarak tam sadece çok... aşı değil, diğer konularda da kontrole gelmeye çekiniyorlar. Tabii ki burada kronik hastalar tedavilerini almıyor. En büyük çekingeler işte hastaneye geldik de sonuçta COVID hastalar geliyor, bize bulaşır. Bunu telefonla bize çok soruyor. Biz, yani telefonla da olsa, yüz yüze de olsa veya bazen sosyaldan işte mail göndererek ya da WhatsApp üzerinden onlara şunu diyorum. Yani hastaneye güvenle gelebilirsiniz. Evet. Sonuçta biz gerekli bütün tedbirleri, hatta sokakta insanlar maske takmıyorsa biz burada kesinlikle maske takmayan hastaneye bütün koşullar sağlanmıştır. Yani rahatlıkla gelebilirsiniz. Biz avra sokakta tedbirimizi aldık. Sizi bekliyoruz. Endişe etmenize gerek yok. Evet, bu arada ben de biliyorum. Sen bunu Kasım veya Aralık ayında toplantıda da gündeme getirmiştin. Evet. Daha yani bu kadar artmamışken o zaman da aman anneler aşılarına gelsinler, kontrollere gelsinler diye söylemiştim. Yani o bakımdan tekrar ikinci defa vurgulamış olduk. Çok önemli. Zaten biraz sonra Gülen hemşiramızla konuşacağız. Bir mutant virüsle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Yani bu mutasyondan dolayı özellikle son dönemde çocuklarla ilgili. Yani yapılan Amerika'da 4-5 çalışmaya baktım. Türkiye'de başka hastanenin bir de bizim Çapa'da yaptığı çalışmalarda belli oranda bizde şu an özellikle 9 yaş altı çocuklarda mutasyon geçiren COVID virüsü çok fazla görülmekte. Semptomlar hemen hemen aynı. Sadece komplikasyonlar daha fazla kalp tutulumu oluyor. İşte Kawasaki benzeri sendrom dediğimiz ciltte döküntü, çocuklar yüksek ateş, kalp hızlı çarpıntı gibi bulgularla gelen büyük çocuklarda görürken küçük çocuklarda benzer şikayetler ve miyokarditler çok fazla gözükmüş ve bizdeki çalışmada %58 civarında bir artış olmuş. 9 yaş altı. 9 yaş altı neden sık görüldü? Bunun en büyük nedeni çocuklarda savunma sistemi yani immün sistem daha tam gelişmemiş. Çünkü immün sistem 9 yaştan sonra tam maksimum düzeye gelir. Daha büyük çocuklardan mutasyonlu virüslerin az görülmesi sebebi ondan 9 yaş altında daha çok görülmekte. İngiltere'de %153, İskandinav ülkelerinde yaklaşık %73 civarında mutasyonlu çocuk vaka görülmekte ve bütün dünyada çocuk vaka sayısı artış ve bunda ağırlıklı olarak 9 yaş altı. Evet, çok güzel aslında değişik dünya ülkelerinden verilere, çalışmalara dikkat çekti. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali. Ama ancak bu arada gerçekten çok güzel hazırlanmışsın. Ama süre tabii belirli kısıtlamamız için bunları bir broşür haline getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunalım dedik. Çok güzel. Ve bu arada tabii ki çocuklara yönelik de önümüzdeki yıllarda çünkü biliyorsun çalışmaların yayın haline gelmesi zaman alıyor. Evet. Ki ülkemizde de şu anda birçok eğitim hastanesi, üniversitedeki hani birçok Alper Hoca'dan örnek verdim. Çalışmalar yapılacaktı mutlaka bu konulara yönelik. Ve önümüzdeki yıllarda kendi çalışma sonuçlarımızı, kendi deneyimlerimizi paylaşacağız. Ama özellikle sevgili anneler, babalar bilin ki sadece bedensel sağlığı değil, bedensel sağlıktan çok daha önemli. Çocuğun psikososyal durumunu etkileyebilmek de. Yine değerli çocuk hastalıkları uzman arkadaşımın değindiği gibi annelerin
çeşitli sebeplerle hastaneye gelmekten korkmak, enfeksiyon olan bir şey düşüncesiyle hani normal rutin gelmelerde de bir azalma olduğu gibi ki hani bu yıl, bu aylarda solunum yolu enfeksiyonlar sıklıkla görülür. Ki bunlar hani başka sebeplere de bağlı olabilir. Bunun dışında koruyucu sağlık bizde her zaman için çok önemli. Tedaviden daha önemli. Aşılarını bile yaptırmaya gelmediklerini, hani bunu sadece burada değil, anne sağlığı merkezlerde, ASM'lerde de ilgili azalma olduğunu biliyoruz. Bir konuya dikkat çekti. İşte bu konuda da bize özellikle hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nde Gülhan Hemşire Hanım burada bulunuyor. Evet sevgili Gülhan, yani genel anlamda enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmak için hastanelerin tedbirleri alınıyor. Avrasya Hastaneler Grubu'nda da çok iyi önlemler alındığını biliyorum. Evet. Hani burada bir komite tarafından yürütülüyor tabii ki bu işlerle. Evet. Bu komitede kimler oluyor, kimler var? Avrasya Hastanesi'nde bizler dahili hastalıkları uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, ameliyathane sorumlu hemşireleri, hani yoğun bakım sorumlu hemşirelerimiz ve hekimlerimiz, bunun yanında temizlik işleri müdürümüz, idari amirlerimiz, enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak ben, işletme direktörümüz, olarak bir komitemiz bir var. Bir enfeksiyon kontrol komitemiz var. Ve biz bu komite olarak bakanlığımızın yayınladığı tüm güncel yaklaşımlar, güncel tedavileri değerlendirip ona göre bir aksiyon planı alıp ve onu hastanemizde uyguluyoruz. Yani o zaman annelere şu mesajı verebilir miyiz? Anneler hani çocuklar herhangi bir sebeple veya çocuklar veya büyükler hastalandıklarında kesinlikle ve hani gönül rahatlığıyla getirebilirler. Çünkü biz de koronavirüsüyle enfekte olan bir hasta ya da şüphesi olan bir hasta diğer hastalarımızla aynı ortamda bulunuyor. Biz de hastaneye gelir gelmez izolasyon odası dediğimiz bir odamız var. Evet. Buraya alıyor. Gerekli ön testlerini, ön tedbirlerini yaptıktan sonra eğer yatış planlanıyorsa yine uygun bir asansörü bloke ederek yine kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyerek yatacağı alana transferini sağlıyor ve daha sonra ortamın temizliğini de buna göre planlıyoruz. Yani hastanemize girişinden muayenesi, tedavi planlaması her aşamaya yönelik bakanlığımızın belirlediği prosedürler içerisinde dikkat ediyorsunuz. Bunlar tabii çok önemli. Bir de pandemi hastanesi olduğunu biliyorum. Hatta ben de aşımı kullanmakta oldum. Şimdi hastanemizde aşı uygulamaları da yapılıyor. Bir de onlara yönelik nasıl bir yol izlesinler, neler yapılıyor, nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi biz evet pandemi hastanesiyiz. Tedavi hizmetleri yanında aynı zamanda bir koruyucu sağlık hizmeti de sunuyoruz. Ve aşı uyguluyoruz. Bunun için hastalarımızın 182'yi arayarak veya e-nabızlarını kullanarak önce bir randevu oluşturmaları gerekiyor. Çünkü aşı zaten aşılarımız sayılı temin ediliyor, sayılı geliyor. Asla fuzuli ya da gereksiz kullanım söz konusu olamaz. Evet. Hastaların üzerine direkt işleyerek ve böylelikle e-nabızlarına direkt işliyor uyguladığımız aşı. Direkt işleterek ve biz de kendi aşı dolabımızdan düşerek uyguluyoruz. Randevu saatiyle geldiklerinde de hastanede gereksiz vakit geçirmiyorlar. Zamanında aşılarımızı uygulayıp hastalarımızı gönderebiliyoruz. Bu arada yine söylüyoruz, siz de söylediniz. Biz bu pandemi döneminde kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarımız olsun, acil tüm ameliyatlarımız olsun, hepsini gönül rahatlığıyla ve tüm tedbirlerimizi alarak uyguladık ve uygulamaya da devam ediyoruz. Eğer bu sürede bir rahatsızlığı olan kişi hastaneye gelmediğinde çok daha büyük bir sorunla karşılaşabilir. Ama dediğim gibi biz tüm koruma önlemlerini alıyoruz ve gönül rahatlığıyla gelebilirler. Ama bu demek değil ki hastaneye ziyarete gelmek. Ziyaret çok değil. Güzel bir noktaya değil. Ziyaret değil. Evet. Ama gerekli hallerde mutlaka gelmeliler. Ki ziyaretçi kısıtlamamız var. Biz yoğun bakımlarımızda hastalarımızı ziyaretçi kabul etmiyoruz, evet. Ama bu arada hastamızı ve hasta yakınlarımızı asla mağdur etmiyoruz. Gerekirse canlı, görüntülü görüştürüyoruz. Görüntülü görüşmeler sağlıyoruz. Çok güzel. Bütün uygulamalar çok güzel. Sanıyorum aileler de buna inandılar. Evet. Bu arada sorularımız da var. Evet. Ben bu sorulardan, bu sorulardan bir tanesini ben cevaplamaya çalışacağım. 14 yaşında astım hastası çocuğu diyor. Ne yapmalıyım diyor.
Evet sevgili anne, bizi aradığın için bir defa çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir defa astım tabii ki solunum yollarının hassasiyeti, alerjik bir durumda ortaya çıkan, kış mevsiminde özellikle artış gösteren bir durum. Şimdi tabii astım hastasına normalde hani ne yapıyorsak, nasıl bir yaklaşırız bulunursa ona göre astım hastasına gereken yaklaşımlar yapılması. Burada tabii astımın evreleri var. Hafif astımlar var, ortası var, daha ağır durumda olan var. Astımlı hastalara yine tedaviler aynı şekilde yapılacak ve diğer çocuklardan farklı bir uygulama söz konusu değil ama sevgili çocuk doktor arkadaşım da söylediği gibi yine çocuğun beslenmesine önem vermek, sağlığına özen göstermek, korumak, hani özellikle 14 yaşında bir ergen olduğuna göre aşağı yukarı yine maskesini takacak, genel kurallara dikkat edecek. Eğer devamlı kullandığı bir ilacı varsa onları kullanacak. Şu anda hani çocuklara yönelik aşılar henüz deneme aşamasında. Tabii böyle bir şey zaten aşıda olduğu zaman korumak, tedavi etmekten çok daha iyidir diyerek hani bu konuda da aşılar olduğu zaman mutlaka sizler de öncelikli grupta olacaksınız. Astımlı ve solunum yolu enfeksiyonu hastalar. Evet çocuğunuza geçmiş olsun diyorum ve iyi bir şekilde takip edildiğinde astımlı hastalıklar, astım olan hastalarda sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürebilir. Evet bir sorumuz daha var hocam. Hatun Doğanay canlı yayınımızdan bizlere yazmış. Mehmet Ali hocama yöneltelim. Hocam çocuklar için aşıya güvenelim mi diye sorumuz gelmiş. Sizden yanıtını istiyoruz. Şimdi bu normal rutin aşılarda zaten hep işte aşı yapalım mı yapmayalım mı ya da çok aşı oldu. Elbette ki aşıya güveneceğiz. Elbette ki aşılar bağlı da bir takım hastalıklar, komplikasyonlar tutabiliyor. Ama bunlar çok yani milyonlarda bir ya da ne bileyim 10 milyonda bir düzeyindedir bazı aşılar. Aşıya güvenelim diyorsun. Güvenelim tabii ki aşıya güveneceğiz. Kesinlikle şu Covid döneminde aşılarımızı yapacağız. Normal bütün aşı aksatmayacağız. Çocuklarla ilgili aşıyı da biraz önce söyledim. Henüz bu konuda daha yeni faz 3 çalışmaları olacak. Evet. Ama ne zaman olur mı? Ama biz önce hani koruma tedbirleri, maske, mesafe, hijyene dikkat edeceğiz. Evet. Kesinlikle aşılarımızı güvenle gidip ister sağlık ocakları, anastiklar, aile hekimi, özel sağlık kuruluşları ve kendi hastanemizde gönül rahatlığı gelip aşılarını yaptırabilir. Bunu kesinlikle aksatmasınlar. Çünkü aşılar hani kaş yaparken göz çıkarmayalım. Yani Covid'den korunarken yerini kaybetmeyeceğiz. Evet. Bütün aşılarımızı yapalım. Hocamın dediği gibi astımlı hasta için de bütün kronik hastalığı olan hastalar aşı zamanı gelmişse kesinlikle Covid'den dolayı aksatmamalarını öneriyoruz. Teşekkür ederim. Mutlaka güvenle gelip evet, yapsınlar. Evet sevgili Hatun Hanım. Yani arkadaşım zaten değindi. Türkiye aşılamada dünyada çok önemli bir yerde. 2000'li yıllardan sonra gerçekten genişletilmiş bağışıklama kampanyasıyla birçok hastalık büyük ölçüde engellenebildi. Kıkızlamak örneğini verdim ve onun gibi diğer hastalıklara bağlı da çok güzel bir aşılama programımız var. Lütfen aşı programı çünkü korumak tedavi etmekten daima daha iyidir diyoruz ve aşı hizmetleri de bizim koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri içerisinde en çok önem verdiğimiz konulardan birisidir. Hani bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Değerli anneler, babalar, bu arada tabii Covid konusunda yine yeri geldiği zaman zaman değineceğiz. Zaten konular böyle birbiriyle iç içe girdiği için değindiğimiz konuları başka dönemlerde de tekrar irdeliyoruz. Değişik branşlarda da irdeleniyor. Evet bu arada Covid-19 konusunda arkadaşıma çok güzel bir hazırlık yapmış gerçekten Mehmet Ali Talay'a. Ben çok mutlu oldum. Çok detaylı olarak yani böyle bu arada çünkü klasik kitaplara geçen bir konu değil. Onun için hani bu arada senin de böyle çok güzel ve detaylı olarak yani çok bilinmeyen yönlerine değindiğin için çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada bunu birlikte oturup bir küçük bir broşür haline getirelim. Ve diğer hastanelerimizdeki arkadaşlara da paylaşalım. Çok güzel olmuş. Evet yine enfeksiyon hemşiremizde çok güzel bir şekilde hastanemizdeki uygulamaların standartizasyonla Türkiye'deki kurallar çerçevesinde olduğunu ve bunun bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini çok net bir şekilde belirtti. Ben ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bunları sizlerle paylaşabildik. Evet çok teşekkürler Gönül. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabii ki değerli hocalarımızın yanında sizlerin de bu programlarda emekleri oldukça fazla. Yine Mehmet Ali hocama da değinmek istiyorum. Mesaj yoluyla da biz bu afişlerimizi paylaştığımız zaman hocamın tedavisini, takibini gerçekleştirdiği bebeklerin anne babalarından da mesajlar geldi. Hocam kaçıncı yılınızda Avrasya'da?
20. yıl. Gerçekten üniversite çağında evlatlarının olduğunu, hocamdan, tedavilerinden çok memnun olduklarını, sağlıklı birer birey olduklarını hocamıza teşekkürlerini ilettiler bize ve biz de hocamıza buradan bu mesajları paylaşmış olalım. Gerçekten. Biraz erken evlenmişler galiba. Gece gündüz demeden gözle de gördüğümüz bir durum bu ve hastalarımızdan da duyduğumuz gerçekten gece gündüz demeden çocuklar için hocaların her zaman ulaşılabilir bir halde hizmet veriyorlar. Tüm kurumlarımızdaki tüm çocuk sağlığı arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey bunu. Hepsi çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ve yine enfeksiyon hemşiremiz de bu konuda özellikle bu son dönemde de bizlere birçok katkıları oldu. Bu konulardaki çalışmalarda yine başrollerde yer aldı ve ekibin başında her zaman hazır bir şekilde bu çalışmaları aynı zamanda hastane içi eğitimlerde bilgilendirildi. Evet, çok fazla gerçekleştirdik. Evet, hocam tekrardan teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Umuyoruz izleyenlerimize, ailelere de yine COVID-19 ve çocuklarla ilgili önemli bilgiler vermiş olduk. Buradan izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, 0212 665 50-50 numaralı evet çağrı merkezi iletişim hattımızdan da randevularınızı alabilir, muayene işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgiyle kalın. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda koronavirüste, COVID-19'da çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Onları asosyallikten nasıl muhafaza edeceğiz? Tabii ki en büyük sorun virüs. Virüse karşı çocuklarımızı nasıl koruyacağız adlı panelimizi sizlerle paylaştık. Peki bu panelle ilgili Avrasya Hastaneler grubumuzun Zeytinburnu Yerleşkesi'nin başhekimi Sayın Profesör Doktor Ali Rıza Ceren neler söyleyecekler hocamdan dinliyoruz. Merhabalar. Bugün hakikaten güzel bir toplantı oldu. Çok eğitici bir toplantı oldu. Mesela bu COVID ile ilgili çocuklar hep böyle göz ardı edildi aslında. Hep sanki yaşlılar ya evet çocuklara bulaşmıyor, yaşlılarda hastalık oluyor gibi. Ama bu iş tabii çocukları da son derece etkiledi. Özellikle işte eğitim sisteminin kapanması, çocukların evde sıkışıp kalması, hem eğitim süreçleri çok askıda kaldı, hem işte sporları, hareketleri azaldı. İşte obezite oranları arttı gibi ciddi problemler oldu. Aynı zamanda COVID ile ilgili bu işte virüsler mutasyona uğradıkça daha hızlı yayılmaya başladılar ve aslında artık bazı ülkelerde Türkiye'de artık tek tük olmaya başladı. Çocuklara da artık bulaşıldığı gözlenmeye başlandı. Ve yani bu çünkü virüs hep mutasyona uğruyor. Kimin ne olacağı belli değil. Onun için kısa sürede bu hastalıktan kurtulmamız lazım. Yani çocuklarımızın da ileriki dönemlerde bu COVID ataklarında ve mutasyonlarda kötü etkileneceğini düşünüyorum. Aşılar işte geliyor ama aşılar herhalde en son çocuklar yapılacak. Belki birkaç ay sonra belki yapılacak. Ama bunun da çok yeterli olacağı belli değil. Çünkü mutasyona karşı aşıların ne kadar etkili olup olmadığı daha belli değil. Belki her yıl mutasyon olacak. Belki her yıl aşılar aynı gripteki gibi değişecek. Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Çocuklarımızın da durumu bence çok iyi değil bu aşamada. Onun için kısa sürede bu hastalıktan ne kadar önce kurtulursak bütün bu dertlerden de çok çabuk kurtulacağımızı düşünüyorum. Onun için mümkün olduğu kadar işte kurallara çok uymamız gerekiyor. Yani insanlar tam sıkıldı, daraldı falan ama yani bu gördüğünüz gibi biraz bir ay şöyle bir hafta sonu bir cumartesi bile açık kalmakla bile ne kadar kat kat arttı. Bence çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve çocuklarımızın da ileride bu işlerden problem yaşayacağını düşünüyorum COVID ile ilgili. Herkese iyi günler diliyorum. Kıymetli Kanal 8 izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve COVID-19'da nasıl korunuyoruz? Peki hastanelere gelmekte tereddüt ediyor muyuz? Vatandaşlarımıza soruyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyoruz? Sağlıklı ve dinç kalarak bağışıklık sistemimizi önce bağışıklık sistemimizi güçlendirerek ve temizliğimize, mesafemize, efendime söyleyeyim, özellikle temizlik, hijyen çok önemli. Ben hijyene inanıyorum. Ellerin temizliği. Zaten ben sürekli yanımda dezenfektanımı bulundururum.
Peki. Şu anda Aras Hastanesi'ndeyim. Ben memnunum. Neden Aras Hastanesi'ni tercih ettiniz? Temiz olduğu için, steril olduğu için, kurallar gayet güzel uygulandığı için ve evime de yakın. Ben memnunum. Avrasya Hastanesi gün geçtikçe daha da ilerliyor, daha da güzelleşiyor. Renklerini seviyorum. İç açıyor. Her hastanede yok bu. Gerçekten benim... Yani renklerini seviyorum, bana huzur veriyor. Açıkçası ben huzur duyuyorum. Ben renk seven bir insanım. Tek tip renkleri, tek tip olan hiçbir şeyi sevmeyen bir insanım. Çünkü doğa tek tip renkten oluşmuyor. Doğamız, Allah'ın yarattığı yeryüzü rengarenk. O rengarenkliği insanların kendi yaşantılarında, kendi bünyelerinde yaşamalarını salık veriyorum sağlık açısından. Bu gerekli. O yüzden de Avrasya Hastanesi'ndeyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl buldun hastane? Temiz mi? Hijyenik mi? Temiz. Ben daima geleyim. Aşı da oldum burada. Aşını da burada. Evde iki sene. Korona aşısı da yapıldı. Bu felde oldu. Hepsi güzel. Ben beğendim Türkiye'yi. Ben değilim Türk. Ama beğendim Türk. Sen nerelisin? Moldovalı. Moldova'da. Türk gagavuzu. Evet. Moldova'dan Avrasya Hastanesi'ne gelen hastamız COVID aşılarını burada oldu. Yarın oğlum 74 yaşında. Yarın doğum günüm. Yarın doğum günüm. Sağ olasın. Sağ olasınız kızım. Evet. Sağ olasınız. Hastanenin hijyenik olduğu için, temiz olduğu için. Çok güzel. Kurallara uyuluyor mu peki burada? Uyurlu. Ben beğeneyim. Ben kızım, torunum getiriyor. Daima beni bırakıyor. Ben açam. Şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Peki kendini koronadan nasıl koruyorsun? Nasıl koruyorum? Ben evde torunlarımla dereceye çıkmayayım ki. Dışarıya çıkmıyorsun. Çıkmayayım. Çıkayım ama arabayla geliyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. Var ara. Kontrollü bir şekilde. Evet. Maskemizi takıyoruz. Daima, onu çıkarmayayım hiç. Hijyenimize dikkat ediyoruz. İyi mi? Hemen dikkat edeyim. Hepsine. Kanal 58 izleyenlerimiz, bugün koronavirüsten çocuklarımızı nasıl korumalıyız ve nasıl koruyoruz efendim? Ben vallahi çocuklarım kalabalık yerlere yollamıyorum. Çalışıyorlar evden işe, işten eve geliyorlar. Temizliklerini dikkat. Tabii. Her dakika elini sabunluyorlar. Yani temiz bakımı şey yapıyorlar. Her şeyi temiz yani tutuyor. Maskeler, evi çarşaflan her gün değiştiriyorum. Peki, hastaneye gelmekten korkuyor mu insanlar? Yok, niye korksun ki? Ben ameliyat oldum. Çok memnunum doktorlardan, hemşirelerden. Çok memnunum. Avrasya Hastanesi'nde mi ameliyat oldun? Evet, burada oldum ameliyatı. Peki, nasıl oldu ilgi? Yani ilgi çok, çok. Ben başka yerde oldum, memnun kalmadım ama buranın doktorları çok iyi. Başka yerde ameliyat olmuştum. Orada memnun kalmadın. Yok canım, burada. Sonra Avrasya Hastanesi'nde. Evet, yani. Burada oldum, memnun kaldım. Çok ilgilendiler, hemşireler olsun, doktorlar olsun, hep başımda yani pür döndüler. Tansiyonum da var, şekerim de. Evet. Onlar biraz sorun çıkardı bana ameliyatta. Ama maşallah yani iyi oldum bugün. Dün oldum, bugün çıktım işte. Çok güzel, geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. İşlerinde başarılı, aman bu koronaya çocuklara dikkat etsin, anneleri bir yere yollamasınlar. Kalabalık ortamlara. Ben devamlı dua ediyorum. Yani Allah inşallah bu koronayı da atlatacağız yani inşallah. Evet, Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden Avrasya Hastanesi'ni tercih ettiniz? Hem kişiye davranış açısından çok memnun kaldık. Hem kalite açısından, güvenilir, steril açısından ve yaklaşım. Doktorun hastaya yaklaşımı en önemli bizim için. Doktor hasta güven. Aynen, güven ilişkisi içerisinde çok güzel bir ameliyat geçirdik. Biz zaten yıllar önce de bu hastanenin biliyorduk böyle güzelliğini. Fakat şu son dönemde çok çok mükemmel. Her şeyle gerçekten. En üstünden en alt tabadaki hizmetlisine kadar. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu ilgi ve alaka hep böyle gider inşallah. Tabii. Bütün hastalara şifalık dilerim. Evet. COVID-19 aşıları da yapılıyor Avrasya Hastanesi'nde. Evet. Ve aşılar randevu sistemiyle yapılırken hastalar birbirlerini görmüyorlar. Bu da güzel bir hizmet. Çok çok güzel bir şey. Biz o açıdan zaten burayı tercih ettik. Tabii ki korona şu biliyorsunuz pandemi döneminde onlara da Allah'tan acil şifa dilerim. Fakat birbirimizi kollamak açısından... Bu şeyin artmaması açısından dikkat edileceği noktalardan biri de şu, A ve B blok olarak ayrılması kesinlikle yadırgama açısından değil,
bu hastalığın artmaması açısından. Evet. Çünkü onlar da bizim gibi her an biz de olabiliriz. Olmamak adına yarış içerisindeyiz. İnşallah herkes bu noktaya dikkat edecek. Tabii Avrasya Hastanesi'ne giriş çıkışlarda farklı farklı. Farklı farklı, evet. O benim çok ilgimi çekti. Ve de en önemlisi hastanın doktora güvenmesi. Hani doktorun o güler yüzüyle, sevimli yüzüyle, ilgi alakasıyla hastayı motive etmek. Bir ameliyata girecek hasta için en güzel şey doktorunu sevmesi, güvenmesi, evet, güven duygusu. Ben buna güvendim, sevdim. O zaman bir artı olarak giriyor ameliyata. Hastalıklarda da en önemlisi moral. Tabii ki moral. Evet oldu. Efendim, evet, evet. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben de size hastanemize çok uzun ömürler dilerim. Hani nasıl insan için sağlık dilenirse, evet, hastanemizde hep ayakta görmek isteriz. Bu kadrosu da çok güzel ve gelecek içinde kadro, yeni kadrolar güzellik olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi günler temenni ederim, sağlıklar dilerim. Hoşça kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp
hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50